Oha! Oğlum çok güzel lan. Helal olsun valla. Sağ ol, teşekkür ederim. Ama asıl senin dayına helal olsun. Yapamayacağı iş yok. Öyledir dayım. Biraz kabiliyetli. Girişimcidir oğlum. Yakında baban alır onu holdinge. Babamız demek istedin herhalde. Evet, tabii babamız. Yanlış anlama. Alışkanlık oldu ya, pardon. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk Altan. Hoş geldin baba. Hoş bulduk Aslı. Hoş geldin baba. Ne haber Mema? Nasıl geçti piyano dersi? Gayet iyi geçti efendim. Hatta bundan böyle çok çok daha iyi geçecek. Öyle değil mi küçük bela? Baba. Nasılsın evlat? Bildiğin gibi. Konuşalım bir ara. İş adamı Onur Alkanları öldürmeye teşebbüsten aranan, ayrıca Burcu Taşkın cinayetinin faili olan Sibel Atlısoy, bakın Mümtaz Bey, Onur Bey. İstanbul polisinin takibi sonucunda sıkıştırıldığı Beykoz Beştepeler ormanlık bölgesindeki kayalıklardan kendini denize attı. Onur Bey de oradaymış. Bölgede arama kurtarma faaliyeti sürdüren dalgıçlar şu ana kadar Sibel Atlısoy'un cesedine ulaşamadı. Onur? Kim var? Öldüreceğim seni! Ne oluyor? Ne oluyor? Öldüreceğim seni! İmdat! Deli misin kızım? Çekil! Onur'u benden çaldın! Onur'u benden çaldın! Hayatımı mahvettin! Öldüreceğim! Debar! Ulan sen! Deli misin? Ne Onur'u çalması kadın? Manyak mısın sen? Bizim aramızda hiçbir şey yok. Kendine gel. Hasta. Muhfettin. Hasta. Hay adaletine kurban oldum Rabbim. Melek. O muydu yoksa? Oydu anne. Bulmuş belasını işte. Tövbe tövbe. Durdurmaya çalıştım. Her şeye rağmen. Neden, niye bilmiyorum. Ama olmadı. Gitti, gözlerimin önünde attı kendini. Son 5 yılımı birlikte geçirdiğim kadın. Sevindim mi? Üzüldüm mü bilmiyorum. Hiçbir şey hissetmedim baba. En acısı da bu. Hiçbir şeyi hissetmemek. Bana kalırsa evlat, asıl üzücü olan yaptığı kötü işlerden çok insanın bu hale gelmesi. Ama merak etme, sen bunu da atlatırsın. 2 kez ölümden dönmüş adamsın sen. O zaman melek vardı. Evet. O vardı. Melek. Televizyonda gördüm şimdi. Evet. Gördüğün gibi. Orada mıydın yani? Maalesef. İyi misin? Bilmiyorum Melek. Sen? Bilmiyorum. Ben seni... Söyle lütfen. Yok sen söyle. Neyse. Galiba bu olayın en iyi tarafı bundan sonra herkesin rahat bir nefes alacak olması. Evet. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Konuştun mu? Hı, konuştum. Ha? Ne dedi? Hiç. Nasıl hiç? Ya hiçbir şey de demedim. Onun için ne kadar endişelendiğimi de. Ne kadar özlediğini de. Söyleyemedim baba. İçimden geçenleri, asıl hissettiklerimin hiçbirini söyleyemedim. Hani böyle bazen dolarsın da bir türlü... O senin kabiliyetsizliğin evlat. Tamamen senin kabiliyetsizliğin işte. Biliyor musun? Sibir'i başından beri hiç sevmiyordum. Evet ya, ben de gıcık oluyordum ona. Biliyor musun? Babamın yanında sadece melek anne olsun istiyorum. Allah ne güzel olurdu. Hepimiz yaşar giderdik. Pek sık görüşmüyorlar artık. Evet. Bu nasıl bir şey ya? Annem varken babam yoktu. Şimdi babam var. Anne hasretiyle kaldım. Böyle olmaz, bir şey bulmak lazım. Böyle gitmez zaten. Böyle giderse melek anne birini bulacak. Babam başka birini bulacak. Ona sözden ağzını topla.
Ya tamam, şaka yaptık. Eşek şakası. Şimdi ne yapacağız? Ben ne bileyim ya. Allah Allah, koskoca insanlar her şeyi bizden bekliyor. Bu nasıl iş oğlum ya? Allah Allah. Biz mi yapalım yani onların yerine her şeyi?